Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapıldığını zanneden vatandaşların ihbarı cinayetin aydınlanmasına vesile oldu. 48 yaşındaki Elvan Küçük Altun, evine çağırdığı arkadaşı 39 yaşındaki Kadir Demir'i bıçaklayıp öldürdü. Cinayetin üçlü cinsel ilişki sırasında çıkan tartışmadan kaynaklandığı iddia edildi. Öldürülen Kadir Demir'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Side'de bir parkta açılan çukurun jandarmaya ihbar edilmesi sonucu bir cinayet ortaya çıkarıldı. Olay geçen cuma gecesi Manavgat ilçesi Side mahallesi Kiremithane sokakta meydana geldi. İddiaya göre Alman uyruklu Nadia Angela Gloster'la birlikte yaşadığı Elvan Küçük Altun, sahilde tanıştıkları arkadaşı Kadir Demir'i eve davet edip birlikte alkol aldıktan sonra üçlü cinsel ilişkide bulundu. Ancak ilişki sırasında Demir'le Küçük Altun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela köpeklerini alarak evden ayrıldı. Evde Küçük Altun eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını da kesti. Kadir Demir'in hayatını kaybettiğini anlayan Elvan Küçük Altun, cesedi evinin yanındaki parka gömmek için harekete geçti. Parka giderek mezar yeri kazmaya başlayan Elvan Küçük Altun'u görenler jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Olaydan sonra Nadia Angela ile birlikte Elvan Küçük Altun gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçük Altun kasten öldürme suçundan tutuklanırken Nadia Angela ise adli kontrolle serbest bırakıldı.